Şimdi biraz meme kanseri hastasının başından geçenlerden bahsetmek istiyorum. Bir hasta memesiyle ilgili şikayeti olsun ya da olmasın, deneyimli bir meme cerrahına gittiği zaman o doktor tarafından muayene edilmekte ve doktor muayene sonucunda kendisinden bazı tetkikler istemektedir. Bunlar nelerdir? Görüntülemelerdir. Yaşına uygun olarak mamografi ya da ultrason görüntülerini isteyecektir. Daha sonra bu görüntüler çekildikten sonra bunlar raporlanmış halde doktorun önüne geliyor ve doktor burada gördüğü bilgilere göre bir sonraki aşamaya geçiyor ya da geçmiyor. Bir sonraki aşamaya geçmemek demek şüpheli bir şey görülmedi, hastayı izleme alacağız, ek bir tetkik istemedik. Şüpheli bir durumda ya buna bir MR gibi yeni bir görüntüleme ekliyoruz ya da biyopsi istiyoruz hastadan. Biyopsi deyince aklımıza ne geliyor? Ön planda ince iğne aspirasyon biyopsisi ya da kalın iğne aspirasyon biyopsisi. Kalın iğne aspirasyon biyopsisi bizim daha çok kullandığımız ve daha çok sevdiğimiz ve doku tanısı veren bir biyopsi türü. Bunun dışında bazen kitle olmuyor memede, şüpheli alanlar oluyor ve biz onları sadece bu yöntemlerle değil, bazen ameliyatta işaretleyerek çıkarmak durumunda kalıyoruz, tanıyı koyabilmek için. Bütün bunlarla bir meme kanseri tanısı koyabiliyoruz. Bu tanıyı koyduğumuz zaman hastanın bundan sonraki yolculuğu ne oluyor? Şöyle bir bakalım. Muayene edildi, tetkik yapıldı, tanısı konuldu. Artık bundan sonrası tedaviyi yönlendirmektir. Tedaviyi yönlendirirken ideali bu hasta ve bilgilerinin bir meme kanseri konseyinde tartışılmasıdır. Burada tartışılırken multidisipliner bir toplantı söz konusu. Tüm ilgili branşlar yani meme cerrahı, radyolog, patolog, nükleer tıp uzmanı, ilgili diğer yardımcı olabilecek tüm branşlarla beraber yapılan bir toplantı. Hastanın sosyoekonomik durumuna göre de bazen hastanın kendisi de bu toplantıya davet edilebilir. Orada bu konu, eni konu incelenmekte, tartışılmakta ve hasta için en uygun tedavi değerlendirilip sonuca getirilmektedir. Burada ne olmaktadır? Bir kere ya direkt ameliyatla hastanın tedavisine başlıyoruz. Ya da önce bir takım tedaviler, ilaç tedavileri, ışın tedavileri, hormon tedavileri verip daha sonra ameliyat gündeme gelebilmektedir. Bunu neye göre belirliyoruz? Bunu eldeki delillere göre, hastalığın evresine göre belirliyoruz. Dolayısıyla burada bir tartışma yaşanmakta, hastanın kendisi de kendi sağlığıyla ilgili soru sorabilmekte ve ideal bir tedavi ortaya konulmaktadır.